Evet arkadaşlar, şimdi meridyen diyoruz gençler. Evet, meridyen. Arkadaşlar, iki kutup noktası arasında uzanan hayali çizgiye gördüğümüz gibi meridyen diyoruz. Ve burada prime meridian dediğimiz başlangıç meridyeni ve sıfır arkadaşlar İngiltere'den geçiyor. Bakın, görün şuradan. İngiltere'nin Greenwich kentinden başlangıç meridyenimiz şu an günümüzde geçiyor. Arkadaşlar, başlangıç meridyeni 1881 yılında, evet, Ali Kuşçu tarafından Osmanlı'da Ayasofya Camisi'nin kubbesinden geçiyordu. Daha sonra Osmanlı'da alma dönemine girdi ve İngiltere ne dedi? Ben güneş batmayan ülke olacağım dedi ve başlangıç meridyenini kendinden geçirdi ve dünyada 24 saat tur atarken başlangıç meridyeni kendisi olduğu için sanki onda hiç güneş batmıyormuş gibi bir algı oluşturdu saatin başladığı yeri göstererek. Demek ki başlangıç meridyeni değişkenlik gösterir ama ekvator çizgisi değişkenlik gösteremez. Çünkü dünyanın en büyük, en uzun orta bölümü olduğu için biz ona ekvator, ekuatırdan gelir, biliyor musunuz ekvator? Eşit bölen demek. Ekuatır eşit bölen demek. Bu arada arkadaşlar, paralel ve meridyen, enlem ve boylam. Bazen öğrenci şöyle bir soru soruyor. Hocam, paralel ve meridyeni ben görmüyorum diyor. Evet, görmemen normal güzel kardeşim. Paralel, meridyen, enlem, boylam birer hayali çizgidir. Bak, unutmayalım arkadaşlar. Bunlar birer hayali çizgidir. Ve size efsane bir not vereceğim. Paralel ve meridyenlerin ortak noktası nedir? Çok önemlidir arkadaşlar. Paralel ve meridyenlerin ortak noktası, arkadaşlar unutmayalım, hepsi, yani ikisi de birer derecelik aralıklarla çizilir. Evet, en önemli ortak noktaları budur. Bunu unutmuyoruz. Paralel ve enlemlerin ya da meridyenlerin ortak noktaları birer derece aralıklarla ne yapar canlar? Çizilir. Evet arkadaşlar, başlangıç meridyenimizin sağ tarafına doğu yarım küre, sol tarafı batı yarım küre. Başlangıç meridyeninde sağa doğru artış varsa doğu yarım küre diyeceksiniz. Sola doğru artış varsa batı yarım küre diyeceksiniz arkadaşlar. Evet, Greenwich'te bir görselimiz var. Anne baba, evladı, İngiliz mi artık turist mi bilmiyoruz. Çocuklarını Greenwich'e götürmüşler. Sağ ayak, sol ayak ve burada ne yapmışlar? Fotoğraf çekmişler. Evet, bunun görseli burada daha güzel. Bakalım sol tarafta. Los Angeles, Casablanca, Dallas, Bermuda ve Bahama. Batı bölümü arkadaşlar bunlar. Bahama, West dediğimiz batı. Yani ayağın sol ayak batıda. Sağ ayak, Tokyo, Tahran, Jerusalem, Sarıyor, bunlar da doğuda, yani Japonya'da, Doğu Asya'da arkadaşlar unutmuyoruz gençler ve İran, Tahran zaten orada görülüyor. Dereceleri görmüş oluyoruz. Evet, Greenwich'in doğusundaki meridyenler doğu, batısındaki batı. Doğuda 180, batıda 180. Toplam kaç meridyen var? 360 meridyen var. Çok ince bir nokta var. Şunu hemen gösterelim. Gençler, meridyenlerin boyları eşittir. Evet, meridyenlerin boyları eşittir ve her bir meridyen aslında yarım daire şeklindedir. Evet, bakın bu da çok ilginç nokta. Tam bir daire değildir, yarım bir daire şeklindedir. Tam bir daireye bağlandığı bölüm antimeridyen olacak. Bunu ileride güzel kardeşim bahsedeceğim. Evet, devam edelim canlar. Evet, sağ tarafa doğu yarım küre, doğu meridyenleri demiştik. Sol tarafta batı yarım küre, batı meridyenlerini vermiştik gördüğünüz gibi. Evet, Japonya'mız ve Sydney'miz Avustralya'da en doğudayken, Kaliforniya'mız batıda, evet en batıda, yani Şili'miz en batıda olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi boyları eşittir dedik, görüyorsunuz meridyenlerimizin boyları eşittir. Ancak şöyle bir nokta var arkadaşlar, şuna dikkat edelim. İki meridyen arası mesafe, ardışık iki meridyen mesafe, şuradan şöyle göstereyim. Ekvatorda 111 kilometre iken ekvatordan kutba doğru aralarındaki mesafe azalır. Bu not alıyoruz. Meridyenlerin boyları eşittir ancak ekvatordan kutba doğru iki meridyen arası mesafe ekvatordan kutba doğru ne yapar? Azalır arkadaşlar. Bunu lütfen unutmuyoruz canlar. Tekrar vermiş olalım güzel kardeşim. Evet. O zaman ardışık iki meridyen arası mesafe sadece nerede? Ekvatorda 111 kilometredir. Yani örnek verelim. 10 doğuyla 11 doğu arası 111 kilometredir. Örnek 10 doğuyla 11 doğu arası 111 kilometredir. 10 doğuyla 20 doğu arası 10'dan 20'den 10'u çıkarıyoruz. 10, 2220 kilometredir. Evet, bir sorumuz var. Bu sorumuzu yapalım. Arkadaşlar,
özellikle 28 ile 29 kaç kilometreymiş? 111. Ben şöyle bir soru soracağım. 28 doğu ile 30 doğu arası arkadaşlar mesafe kaç kilometredir ekvatorda? Cevaplayın gençler. 28 doğu ile 30 doğu arası toplam mesafe kaç kilometredir? Şurası. Niye 111 kilometredir? 29 doğudan 28 doğuyu çıkarıyoruz, 1 kalıyor. 1 çarpı 111, 111 kilometredir. Peki 28 doğu ile 30 doğu arası kaç kilometredir gençler? Cevap alayım. Gençler. Evet, 222 kilometre arkadaşlar. Yani çok zor bir şey değil. Niye dondunuz orada? Böyle sorular çok rahat bir şekilde geliyor. Tebrik ediyorum seni. 40 kuzeydeyiz. İsmin neydi senin? Göremiyorum ben. Aferin Hilal. Aslansın. Çok güzel. Geldik 40 kuzeye. Evet, 28 doğudayız. Ve arkadaşlar 30 doğu arası. 40 kuzey kaç kilometredir? Unutmayın, 85 diye gösteriyor. Kaç kilometre oluyor? 28 doğu ile 30 doğu arası kaç kilometredir? Kırk kuzeyde. Arkadaşlar bakın, bu özellikle söylüyorum. Orijinal tip sorular var ya. ÖSYM tarzı. Bu tarz sorularda gelebiliyor gençler. Cevaplayalım. 28 doğu 30 doğu arasını söyleyin. Evet, 170 kilometre. Seni tebrik ediyorum. Evet. Arkadaşlar meridyenler ekvator ve paralel dairelerini görüyoruz şurada. Dik kesiyor. Ve bütün meridyenler kutup noktalarında ne yapıyor? Birleşiyor arkadaşlar. Evet, gördüğümüz gibi bütün meridyenler kutup noktalarında birleşiyor. Şimdi bir soru soralım size. Şurayla alakalı arkadaşlar söyleyeyim. Bazen şöyle sorular geliyor. Evet, o soruları da vereyim size. Arkadaşlar mesela 4-3 tane yer veriyor. Diyor ki, örnek verelim şurada. Şöyle verelim, daha iyi olur. Diyor ki mesela şurası 45 kuzey. Diyor ki 45 kuzeye A diyor. 30 kuzeye B diyor. 15 kuzeye C diyor. Tamam. Bu şekilde dereceleri veriyor. Ve diyor ki A 45, 30, 15. A, B, C enlemlerinde. Hangisinde yerel saat farkı daha fazladır diyor. Ve şöyle bir soru geliyor hatta. Diyor ki bir uçak başlangıç meridyeninden 500 kilometre hızla doğuya doğru uçar. Yani buradan 45 kuzeye doğru, 30 kuzeye doğru, 15 kuzeye doğru eşit hızla uçar. Uçağın geçtiği bölgelerde hangisinde, hangi uçak daha fazla yerel saat farkı yaşamıştır diyor. Buradaki cevabı şöyle düşüneceksiniz. Kutba yakın yerlerde mesafe kısaldığı için, bunu unutmuyoruz. Kutba yakın yerlerde mesafe kısaldığı için arkadaşlar ne oluyor? Burada haliyle daha çok meridyen, yani zaman farkı oluyor. Cevabımız kutba yakın olduğu için 45 kuzey A oluyor. Evet, 15 kuzey de ekvatora yakın olduğu için eşit hızla doğuya doğru uçan uçakta saat farkı ne olmuş oluyor? Daha az olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Yerel saat farkı geçilen meridyen sayısıyla alakalı soru gelirse kutba yakın arayacaksınız. Fazla gelirse, saat farkı fazla, geçilen meridyen sayısı fazla sorusu gelirse kutba yakın diyeceksiniz. Saat farkı az, geçilen meridyen sayısı az sorusu gelirse ekvatora yakın diyeceksiniz arkadaşlar. Evet, şimdi bir de şunu vermiş olalım arkadaşlar. O da bizim için önemli. Antimeridyen. Arkadaşlar şimdi bakın, antimeridyen şu demek. 180'e tamamlayan meridyendir. Hemen bakalım. 75 doğunun antimeridyeni neymiş? 105 batıymış. Bunu nasıl yaptık? 180'den 75'i çıkardık. Arkadaşlar 105 kaldı. Doğuyu sorduğumuz için batı oldu. Cevap 105 batıdır. İlginç bir şey. Başlangıç meridyenin antimeridyeni kaçtır? 180'dir arkadaşlar. Ben size ne dedim? Meridyenler yarım dairelerdir. Tam bir daire değildir. Tam bir daire olduğunda devreye antimeridyen geliyor. Ondan dolayı 180 doğuda, 180 batıda toplam 360 meridyen vardır. O zaman yarım çarptane 360 meridyen tam bir meridyen dairesi olarak
180 olarak aslında aklımızda kalabilir. Dereceler bu şekilde fark ediyor. Evet, antimeridyene bir tane örnek verelim ve ben size buradan sözel söyleyeyim. Arkadaşlar 50 doğunun antimeridyeni kaçtır? Cevap verin gençler. Evet, sadece hilal söylüyor ya. Siz neredesiniz? Uyuyor musunuz ya? Gençler, teşekkür ediyorum. Tamam, bir tane daha soralım. 20 doğunun antimeridyeni kaçtır? Evet, teşekkür ederim. İki meydan arası mesafe, evet arkadaşlar, zaman farkı yani 4 dakikadır. Bütün enlemlerde eşittir. Şimdi beraber şunu yapalım. Ekvatorda 111 kilometre iken arkadaşlar özellikle 4 dakikada geçmiş. Yani 45 kuzeyde 78 kilometre iken 4 dakikada geçmiş. Bu 4 dakika değişmez. Şimdi siz şunu soracaksınız. Hocam 4 dakika nereden geldi? Ben sana hemen basit bir matematik söyleyeyim. Bir gün 24 saat. 24 saati dakikaya çevirelim. 1440 dakikadır. 1440 dakikayı toplam 360 meridyene bölelim. Arkadaşlar 4 dakikadır. O zaman biz toplam bir günde 1440 dakikada 360 meridyen geçtiğimiz için haliyle her bir meridyen arası kaç dakika oluyor? 4 dakika. Peki 111 kilometreyi kocaman 111'i de hemen 4 dakikada hızlıca geçiyor. 80-70 kilometreyi daha kısa mesafede daha yavaş olarak 4 dakikada geçiyor. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Ekvatordan kutba doğru çizgisel hız azaldığı için 4 dakikalık zaman farkı ne yapmış oluyor? Değişmemiş oluyor. Bir meydan üzerindeki tüm noktalarda yerel saat aynıdır. Bakın beraber bakalım. Grönland'da şu an 12, tak Brezilya'da 12, Amerika'da 12 arkadaşlar, Meksika'da 12. Evet arkadaşlar, bu şekilde görüyor muyuz? Hepsinde saat aynıdır. Bak sağda saatimiz var. Evet 19, 20, evet 20. Arkadaşlar Hindistan'da 1, işte, Arabistan'da 4 vesaire. Bu şekilde en kuzeyden en güneye doğru bir meydan yayında yerel saat aynıdır. Sen bana şimdi şunu soracaksın. Hocam yerel saat nedir? Yerel saat saatin 12.00'a göre ayarlandığı saat. Evet, çok güzel bir soru geldi buraya ve ben bu soruları çok seviyorum arkadaşlar. Evet, şimdi burada sağ artış, sol artışı gördük doğu ve batı olarak. Evet, kuzey ve güney, yukarı ve aşağı artış arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Bunlar bilmemiz gereken şeyler. Evet, burada özellikle şöyle bir nokta var. Arkadaşlar şu an mouse'u koyduğum yeri görebiliyor musunuz? Tamam, oranın bana koordinatlarını söyler misiniz? Hareket ettiriyorum şu an. Koordinatları alayım gençler cevap olarak. Evet, 10'a 70 mi, 10'a 20 mi? 10'a 20 ne bu? Hangi yarım küre? Evet, doğu meridyenleri. Seni tebrik ediyorum Alperen, harikasın. Evet arkadaşlar, hemen bir tane daha örnek yapalım. Bana C'nin koordinatlarını söyleyin. C'nin uç noktalarını istiyorum. Bu sınavda çok geliyor. C bölümünün uç noktaları çok geliyor. Lütfen bunu yapalım. Bana C bölümünün uç noktalarını söyleyin gençler. Coğrafi koordinattaki uç sınırlarını söyleyin. C'nin uç sınırı kaç? 30-60 ne bu? Güney paralelleri, harikasın. Yirmine yetmiş ne yalnız? Evet, 70 doğu meydanını tebrik ediyorum. Evet, evet, geldik boylama. Gençler, boylam başlangıç meydana yaptığı açı. Meridyenle boylam aynı şey değildir. Paralelle enlem aynı şey değildir. Bunlar birer açıdır arkadaşlar. Şimdi dakika derece saniye cinsinden ne yapar? İfade edilir. Şimdi gençler, boylamın derecelerine baktığımız zaman, evet, daha demin verdiğim bilgiyle alakalı. En, evet, boylamın etkilerine bakalım canlarım. Şimdi A, B, C bölümüne gelelim. Arkadaşlar A 60 kuzeyde, B 30 kuzeyde, C ekvatorda. En fazla meridyen A'dan geçer. En fazla zaman farkı A'dır.
En az zaman farkı C'dir. Çünkü en az meridyen C'den geçer. Daha demin bahsettim. Şimdi geldik izdüşüm diye bir olaya var. Arkadaşlar izdüşüm alanı çok önemli. X ve Y'de izdüşüm alanı sorusu gelecek. İzdüşüm şu demek. Arkadaşlar ize dökmek. Yani sıfır metre dökmek gibi düşünebilirsiniz. Ekvatorda 2 meridyen arası 111 miydi? Ben 111'i sıfıra indiriyorum. Bu kadar bir fark var. Kutba doğru şöyle bakın. Kutba doğru fark çok azalıyor. O zaman izdüşüm fark daha az oluyor. Gerçek alanda izdüşüm alanındaki fark kutupta azdır, ekvatorda fazladır. O zaman size paralel derecesi olarak 0-10'u görüyoruz. Ekvatora yakındır. Gerçek alanda izdüşüm alanındaki fark fazladır. Y de azdır. Çünkü nereye yakındır? Kutba yakındır. Evet. Aynı boylamda başlangıç meridyen uzaklık farkıdır. Görelim. Gençler bu da bizim için önemlidir. Z'ye bakıyoruz. Z'de uzaklık çok fazla. X'de uzaklık nedir canlar? Daha az. Y'de bir tık daha fazla. Uzaklıkların aynı olabilmesi için aynı enlemde ve aynı boylamda ve derece olarak ne olması lazım arkadaşlar? Eşit olması lazım. Aynı dereceler olması lazım. Örnek burası 20 doğu. Hani aynı boylamda olması lazım. Ve aynı derece olması lazım ki gördüğünüz gibi ok yayı gibi düşün. Aynı uzaklıkta olabilmesi için. Evet, x, y, z yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Gençler, x, y, z ile alakalı. Hemen yapalım. X burada nereye yakın olacak? Kutba yakın olacak. Sonra y 30 olacak. Z de ekvatora yakın olacak. Evet arkadaşlar, şimdi aynı boylamda saat hanedir sorularına geleceğiz. Ve özellikle yerel saat hesaplamalarına gelmeden önce aynı boylamda aynı olacaklar. Yerel saat hanedir. Güneşin ufukta yükseltiği geldiği an aynıdır saat 12. En büyük açıyla geldiği an yine saat 12. Gölge boyunun en kısa olduğu an aynı. Bunlar 12'nin aynı şekilde adlandırılmalıdır. Saat dilimleri aynıdır. Başlangıç boylam ile yerel saat farkı nedir arkadaşlar? Aynıdır. Aynı boylamda farklı olan özellikler var gençler. Onu unutmayalım. 21 Mart ve 23 Eylül hariç diğer bütün tarihlerde doğuş ve batış tarihleri aynı olmaz. Bunu not alabilir misiniz? Aynı boylamda 21 Mart 23 Eylül hariç doğuş batış süreleri aynı değildir. 21 Mart ve 23 Eylül'de doğuş batış süreleri aynıdır. Güneşin geliş açısı aynı boylamda aynı olmaz arkadaşlar. Çünkü farklı yarımkürelerde yani farklı enlemlerde oldukları için. Gölge boyu da farklı olur. Güneşin ufuk yükseltisi farklı olur. Başlangıç boylamına da uzaklık niye farklı olur? Çünkü ekvatora yakınsa Türkiye'nin güneyi gibi düşün. Uzaklık fazladır. Kuzeye yakınsa uzaklık azdır. Peki o zaman Türkiye'nin bu arada şunu da vermiş olalım. Hazır anlattık bu kadar. Türkiye'nin en kuzey paraleli neresi? 42 kuzey Sinop'tur. En güney paralelimiz neresi? 36 kuzey Hatay'dır. Sinop ince burundur. Hatay toprak tutan köyüdür. En batımız arkadaşlar 26 doğu Çanakkale Avlaka burnudur. 45 doğu Iğdır Dilucu'dur. Bu arada bazen şöyle sorular geliyor. Hocam diyorlar bize diyorlar Sinop İnceburun dediniz ama Kırklareli cevabı var diyorlar yani en kuzey olarak. Doğrudur gençler. ÖABT KPSS sınavında en kuzey ilimiz Kırklareli diye verilir. Ama siz TYT IT öğrencisi olduğunuz için mevimiz Sinop olarak alıyor. Sinop da doğrudur. Kırklareli de doğrudur. Bilginiz olsun güzel kardeşim. Evet geldik yerel saate. Saatin tam tepe noktasına göre ayarlanan saat demiştik yanları. Biz buna ne demiştik? Yerel saat dedik arkadaşlar. Şimdi yerel saatle ilgili sorular var. Gençler yerel saat soru kalıpları gördüğünüz görselde. Gölge boyu en kısa olduğu an, güneş tam tepede olduğu an, bir meridyenin tam karşısında olduğu an. Lütfen bunlara dikkat. Saat 12'dir. Yani vakit öyledir. Peki biz şimdi bu İngilizce şeyleri var ya, bizde prodil var biliyorsunuz. Bizim saatlerimiz var böyle New Delhi, New York, işte Londra falan. Kurumumuza da ziyaret edin arkadaşlar bekleriz. Evet burada işte Delhi'de saat ileri, işte New York'ta geri gibi saatler hesaplanıyor. Şimdi gençler bakın beraber şöyle yapalım gençlerim, canlarım benim. Ben bir tane örnek yaptım. A'da 10.40 dedim. B 10 batı dedim gördüğünüz gibi. B'de saat kaçtır arkadaşlar? Beraber yapalım. Bir süre vereyim size. Evet ben de sizinle beraber çözdüm şu an. Evet arkadaşlar B'nin cevabı kaçtır saat farkı? Bakalım 11.20 doğru mu? Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız burada özellikle. Evet arkadaşlar 1.
Dünya nereden nereye dönüyor? Onu bir söyleyelim. Bakın, dünya batıdan doğuya döner. Bakın, batıdan doğuya dönerken doğuyadaki o ağ var ya, yönelmekidir arkadaşlar. O ağı alalım. Nereye yönelmiş? Doğuya. Bundan dolayı yerel saat doğuda ileridir. O zaman 10 batı, 0, 10 doğu, 20 doğu doğuya gidiştir. Ve onlarda sürekli saat ne olacak? İleri olmak zorunda kalacak. Bundan dolayı bunu unutmuyoruz. Niye 4 dakika doğuda ekliyoruz, batıda çıkarıyoruz soru soruyorsunuz ya. Bundan dolayı. Yerel saat nerede ileriymiş? Doğuda ileridir arkadaşlar. Bundan dolayı dünya batıdan doğuya döndüğü için. Şimdi beraber yapalım. 20 batıda 10.40 dedik. 10 batıda kaç? Önce farka bakarız. 20 batıdan 10 batıyı çıkarırız. 10 kalır. 10 çarpı 4 dakikayı işlem yaparız. 40 dakika eder. 10.40'a 40 dakika eklediğimizde 11.20 eder. Tebrik ediyorum. Cevap doğrudur. Peki başlangıç meridyeninde kaçtır? Evet, başlangıç meydaninde tebrik ediyorum. 12'dir. 10 doğuda 12.40'tır ve 20 doğuda nedir arkadaşlar? 13.20'dir. Evet. Gördüğünüz gibi dünya batıdan doğuya döndüğü için yerel saat doğuda ileridir. Evet. Yerel saat doğuda ileri, batıda geridir arkadaşlar. Evet. Şimdi güzel bir soru var gençler. Hadi beraber boylam bulalım. Kayseri'nin boylamı kaçtır arkadaşlar? Ve Van'ın boylamı kaçtır? Ben de sizinle beraber yapıyorum şu an gençler. Ciddi söylüyorum. Hiç şey yapmadım. Şu an bildiğin ben de sizinle beraber işlem yapıyorum. Başlıyorum. İlkini yapayım. Gençler, Balıkesir 28 ne? Batı mı doğu mu? Evet, Balıkesir 28 doğu derecesi. Şimdi Kayseri'yi soruyoruz değil mi boylam derecesi olarak? Beraber şunu yapalım. Balıkesir'de saat kaç? (11.28) Kayseri'de saat kaç? Niye doğu? Balıkesir Türkiye'nin batısında ama Türkiye'nin en batısında doğu kaç? 26 doğu değil mi en batısı? İşte bu soruyu bekliyordum bak. Görüyor musun? Hemen öğrenci ne yapıyor orada? Tak Nostradan batı doğu diyor. Batı gibi geliyor değil mi? Ama batıdadır. Türkiye'nin batısındadır demek şu demek. Yani 26 doğuya yakındır. O Türkiye'nin batısında demek. 26 doğu olduğu için boylam derecesi olarak yine doğu olarak alıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Burada hemen şunu yapalım arkadaşlar. Evet. Burada 11.28, 12.00 var. Arasında kaç dakika fark var? Kaç dakika buldunuz? 32 mi buldunuz? Değil mi? Doğru mudur? 32 buldunuz değil mi gençler? Tamam, 32 dakika buldunuz. Arkadaşlar hemen burada 8, 32 dakikayı 4'e bölüyorsunuz. Kaça bölüyorsunuz? 4 dakikaya. Böldüğünüz zaman kaç boylam çıkıyor? 8. 28 doğuya 8 ekliyorum. Neden? Çünkü ben saatim ileri gidiyor. Kaç doğu oluyor? Kaç doğu oluyor? 36 doğu oluyor. Güzel kardeşim. Bu arada o daha deminki kardeşimizin kafası karıştı, ben anladım. Ona buradan göstereyim. Bak güzel kardeşim, en doğumuz 26 doğuymuş, görüyor musun? Yani en batımız 26 doğuymuş, en doğumuz 45 doğmuş. Onun için biz Balıkesir'e, yani şuradaki Balıkesir'e biz 28 doğu dedik. Tamam. Senin batı diye kafan gitti ya, batı yarım küre yok Türkiye'de. Türkiye sürekli doğu yarım küredir. Evet. Şimdi gençler güzel, 36 doğu Kayseri'yi bulduk. Şimdi Van'ı siz bulun bakalım. Van kaç?
Bu kadar. 44 doğru. Şimdi anladık değil mi? Bakın arkadaşlar size bomba iki tane soru çözdüm. Bir, yerel saat öğrendik. İki, yerel saatte boylam öğrendik. Bunlar efsane soru kalıplarıdır. Son sorumuz. Bunu çözüyorum. Dersi bitiriyorum. Evet arkadaşlar. 1991 ÖYS. Sakın şuna gülmeyin. Bu ne hocam? 91 yılı sınav sorusu mu olur? Güzel kardeşim. Sınav artık geçmişe dönük soruları değiştirerek soruyor ÖSS'miz. Bu soru havuzunu kullanıyor. Hadi bakalım bu soruyu çözelim ve bu soruyu ben de çözeyim sizinle beraber gençler. Bakalım bu sorunun cevabını kaç bulacaksın? Ciddi ciddiye bildiğiniz sizinle beraber çözüyorum yani gençler. Evet arkadaşlar bu soruyu kaç bulacağız? Hadi bakalım aslan parçaları. Bunu nasıl yapacağız? Ya seni tebrik ediyorum güzel kardeşim ya. Apo, harikasın. Şimdi bakın yavaşça anlatıyorum. Bak 44 doğuda saat kaçta doğuyor güneş? 04.20'de. Ve hangi tarihi vermiş? 21 Mart. Gündüz 12, gece 12. Ben önce 04.20'ye 12 saat eklerim. Gündüzü yaşatırım, batırırım. 44 doğuda 04.20'ye 12 saat eklediğimizde 16.20'de battı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 29 doğuda kaçta batar? Buna göre bakacağız. 44 doğuyla 29 doğu arası kaç meridyen fark var? 15. 15 meridyeni 4 dakikayla çarpacağız. 1 saat eder. Yani 60 dakika eder. Soru 1. Ben 16.20'den 1 saat çıkaracak mıyım? Ekleyecek miyim? Bundan dolayı BDE elendi. Yani ya A cevap ya C cevap. Şimdi ben size şeyi soracağım. Dünya batıdan doğuya doğru döner. Yerel saat doğuda ileridir. Erken doğar ve erken batar. Doğuda erken doğar ve erken batar. Dünya batıdan doğuya doğru döner. Yerel saat doğuda ileridir ve batıda geç doğar ve geç batar. Batıda geç doğar ve geç batar. Şimdi ben 44 doğuda 16.20'de batırdıysam 16.20'de erken batmış olacak ve hangisi cevap olsun ki batıda geç batmış olsun? Yani 16.20'ye göre A mı daha geç, C şıkkı mı daha geç bir saat? Geç, ileri yani. Evet gençler. Bak 16.20'de battığını anladık. 12 saat ekledim. Gündüz 12 saat çünkü. 44 doğuda. 29 doğuda batmayı öğreniyorum. Şimdi 1 saat farkı nasıl bulduk? 44 doğudan 29 doğuyu çıkarıp 15 meridyen fark. 4 ile çarptık 1 saat etti. Şimdi doğuda erken doğup erken battı. 16.20 erken batmış oldu. Hangisi cevap olsun ki batıdaki cevap olsun ki 16.20 erken batmış olsun. Cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu gençler. Tamam mıyız? Anlamayan var mı? Heh, tamamdır gençler. Evet arkadaşlar buraya lütfen dikkat ediyoruz gençler. Bak yine gösteriyorum görseli. Güneş doğuda erken doğar, erken batar. Güneş batıda geç doğar, geç batar. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için. Bunu unutmuyoruz. Bakın arkadaşlar Ramazan aklınıza gelsin ya. İftar vakitleri Nihat Hatipoğlu arkadaşlar ne yapıyor hoca? Geliyor başlıyor konuşmaya. Iğdır'da ezan okunmaya başlıyor. En son nerede? Çanakkale'de okunuyor. İşte bundan dolayı arkadaşlar aklımıza burada kalabilir. Evet bakın siz sakın yerel saatte ezber yapmayacaksınız. Tamam mı? Doğuş batış sorularında batıda eklenir, doğuda çıkarılır. Ama normal yerel saat sorularında doğuda toplanır, batıda ne yapmış olur? Arkadaşlar çıkarılır. Evet. Anlar. Şimdi son soru 3 dakikamız var ve bu soruyu son kalıp sorusu çözüyoruz ve bitiriyoruz. Arkadaşlar en doğuda hangisi, en batıda hangisi? Hızlı bir cevap alayım.
Evet, C en doğu, en batı. Evet arkadaşlar, öğrencinin en çok yanlış yaptığı sorudur. Buradaki doğu dediğimiz saatin yeni doğduğunu gösteriyor. Buradaki batı dediğimiz saatin battığını söylüyor. Bakın, A'ya bir saat verelim. 14.00, B'ye saat verelim. Kafamıza göre veriyoruz bu arada. 12.00, C'ye saat verelim. 11.00. Şimdi A 14 dedim ya, B'ye 12 dedim. Arkadaşlar şuraya da yazayım. A'ya 14.00 dedim. B'ye 12.00 dedim. Ve C'ye 11.00 dedim. Burada saat hangisine ileri oldu? A. Bundan dolayı en doğuda A oldu. Bakın gençler, verdiğim taktikle üstüne arkadaşlar öylesine, yani örnek olarak bir saat yazarsanız bu soruyu yanlış yapma ihtimaliniz yok. B'ye niye 12 dedim? Tam tepede. Batıdan doya doğru sıralıyorum arkadaşlar. Evet, batıdan doya doğru. C, B, A. Doğudan batıya doğru sıralıyorum arkadaşlar. Özellikle A, B, C. Tekrarlıyorum. Batıdan doya doğru sıralıyorum. C, B, A. Batıdan, doğudan batıya doğru sıralıyorum. A, B, C. Burada kafamıza göre saat vereceğiz. Öğrenci hemen şunu düşünüyor. A, doğuda olan en ileridir. Ama o doğu, o doğu değil. O doğu güneşin doğuşu. Yani güneş yeni doğuyorsa, bir yerde güneş batıyorsa, yeni doğan bir yerde saat geridir. Güneşin battığı yerde saat ileridir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hani iftarda ilk ığdır açıyor ya, ilk güneş orada battığı için açıyor. En son biz açıyoruz, Sakarya Edirne açıyor ya, orada geç battığı için açıyor. Iğdır da erken doğuyor ama biz geç doğuyor. Yani biz sahuru geç yapıyoruz, Iğdır sahuru erken yapıyor. Böyle bakacağız. Bu Ramazan pidesi gibi, yani benim dediğim ufuk yükselişi soruları, Ramazan pidesi soruları diyorum ben buna. Öğrencim hep böyle anlatıyorum. Lütfen rica ediyorum, kafamıza göre saat vereceğiz oradan. A'ya 14 verdik, B'ye 12 verdik, C'ye 11 verdik. Saat nerede ileri? Doğuda. En ileri olan hangisiyse en doğuda, saat en geri hangisindeyse en batıda oldu. Nasıl arkadaşlar? Oturdu mu? Bu soruyu çok yanlış yapıyor öğrenci. Çok fazla. İnşallah anlatmışımdır ve anlamışsındır. Var mı anlamayan? Anlamayan var mı gençler? Tamamdır. Evet canlarım benim. Teşekkür ediyorum size. Kendinize iyi bakın. Evet, haberleşiriz. Daha coğrafi konuğumuz, bakalım arkadaşlar. Bir göstereyim bakayım ben de. Tam yani bitti gibi denilebilir mi? Evet, biraz eksiklikler var. Yok, birkaç soru kalmış. Arkadaşlar coğrafi konum testi çözebilirsiniz. Tamam mı? Coğrafi konum testi artık ödev veriyorum. Soru bankasına çözebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.